Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıktı. Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını bulaştıran keneler de doğada görülmeye başladı. Peki kene kabusundan nasıl korunacağız? Detaylar geliyor şimdi. Çalılık, yeşil ve yüksek otlu alanlarda bulunuyor. Beslenmek için doğrudan insanları da ısırabiliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşi de baş göstermeye başladı. Kenelerin taşıdığı hastalıklar ciddi olduğundan kene ısırması durumunda dikkatli olunmalı ve hemen bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. Keneden korunmak için yapılması gerekenler var. Özellikle yüksek otluk alanlarda veya ormanlık bölgelerde bulunurken mümkün olduğunca dikkatli olunmalı. Uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorapların içerisine sokmak kene temasını azaltabilir. İçinde kene kovucu maddeler bulunan böcek kovucular kullanılarak kene ısırma riski azaltılabilir. Bu tür kene kovucular cilt ve giysilere uygulanabilir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakalarına karşı vatandaşları uyaran halk sağlığı uzmanı Doktor Nilay İçkilli, bahçe veya piknik alanlarına gidildikten sonra vücudun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle bağ, bahçe, orman, piknik alanlarına gidildiği zaman kenenin görülebilmesi için açık renk kıyafet giyilmesi, yine kenenin vücuda temasını engellemek için pantolon paçalarının çorapların içine konması ve bu etkinliklerden sonra özellikle çocuklarda kene teması açısından tüm vücut kontrollerinin sağlanması çok önemlidir. Özellikle kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgelerinde kene gizlenebildiği için bu yerlere tekrar tekrar önemli bakılması gerekir. Kene ısırığı görüldüğü zaman ilk olarak sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Kenenin üzerine kesinlikle kolonya, antiseptik, batikon, tentürdiyot, alkol ve benzeri hiçbir şey sıkmadan, kesinlikle keneye çıplak elle dokunmadan, cımbızla veya iple keneyi patlatmadan, iğnesi içeride kalmayacak şekilde vücuttan keneyi ayırabiliyorsak ayırmamız çok kıymetli. Keneyi vücuttan ne kadar hızlı bir şekilde ayırırsak kişiye hastalığın bulaşmasını da o derece engellemiş oluyoruz. Bu nedenle mümkünse temas fark edildiğinde kenenin vücuttan uzaklaştırılması gerekmektedir. Keneyi bir iki denemeden sonra çıkaramadıysak, tekrarlayan denemelerle keneyi patlatmamak için hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Sağlık kuruluşlarında kene profesyonel aletlerle vücuttan ayrılır ve kene ısırması olan kişiye daha sonraki takiplerinde bize yardımcı olması için kan tahlili yapılır ve yine kişi 10 gün boyunca ateş ve kanama kontrol takibine alınır.